İngiltere yasa dışı göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planını uygulamaya çalışıyor. Göçmen politikasını eleştiren İngiltere'nin ünlü futbolcusu ve BBC yorumcusu kovulduğu görevine geri döndü. Detayları CNN Türk İngiltere temsilcisi Metin Güneş aktaracak. Metin, söz sende. Evet Tunç, İngiltere'nin sığınmacıları doğrudan Ruanda'ya göndermesi konusu çok tartışmalı bir konu. Böyle bir girişimin insan haklarına aykırı olduğuna dair çok sert eleştiriler var hükümete yönelik. Sığınmacılar ve yardım kuruluşları İngiltere mahkemelerinde İngiltere hükümetine karşı davalar açtılar bununla ilgili. Ama tüm bunlara rağmen hükümet vazgeçmiyor ve bu planı uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Suella Braverman da Ruanda'ya giderek dün Ruanda hükümetiyle anlaşmanın ayrıntılarını görüştü. Anlaşmaya göre İngiltere belgesiz, pasaportsuz gelen mülteci ve göçmenleri doğrudan Ruanda'ya gönderecek. Tüm yasal engellere ve eleştirilere rağmen İngiltere hükümeti bu planı uygulamaya sokmakta kararlı görünüyor. İki ülke arasındaki anlaşma geçtiğimiz yıl imzalanmıştı. Anlaşmaya göre yasa dışı yollardan İngiltere'ye gelen on binlerce kişi 6400 kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderilecek. Karşılığında İngiltere Ruanda'ya 120 milyon sterlin ödeyecek. Ama bu politikaya karşı mahkemelerde açılan davalar nedeniyle şu ana dek kimse gönderilmedi. İngiltere hükümeti deniz yoluyla Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçerek İngiltere'ye gelen sığınmacıları durdurmak, onları derhal gözaltına alarak sınır dışı etmek istiyor ve Ruanda planı da bu politikanın önemli bir parçası. İçişleri Bakanı Braverman'la Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta dün Kigali'de bu anlaşmanın ayrıntıları üzerinde bir görüşme yaptılar. İki ülkenin bu konuda işbirliği yapacağı ile ilgili karar geçtiğimiz yıl Nisan ayında açıklanmıştı ama ilk sınır dışı uçuşu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Aralık ayında da Londra Yüksek Mahkemesi bu politikanın yasalara uygun olduğu kararına vardı. Ancak aynı mahkeme hükümetin toptancı yaklaşımının yanlış olduğu, her bir sığınmacının şartlarının ayrı ayrı ele alınması gerektiğini vurguladı. Evet, çok sert eleştiriler var. Teşekkür ediyoruz. Çok ünlü. Teşekkür ediyoruz Metin Güneş. Kolaylıklar diliyoruz.